Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, İyi Parti'nin grubu üzerine söz almış bulunuyorum. Yüce Yiğitinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi biliyor musunuz, bir vatandaşımız 25-30 sene kadar çalışıyor ve ardından yaş sınırını geçtikten sonra da emekli ayrılıyor. Emekli ayrıldıktan sonra maaşına bir bakıyor ki bu maaş 7 bin lira. Ve bu maaşla geçineceksiniz. Enflasyon TÜİK rakamlarına göre %64, şimdi 70 civarında, ENAK'a göre %124 civarında. TÜİK'e göre de hissedilen enflasyon rakamları da %24, iklim gibi bir şey. Ardından buraya bir önerge getiriliyor. 7 bin lira olan emekli maaşları en düşük 10 bin liraya çıkartılmak isteniyor. Burada muhalefet bağırıyor, sesleniyor. Lütfen diyor, en azından asgari ücrete getirin bunu diyor. 17 bin lira yapın diyerek, ki siz iktidara geldiğiniz zaman bu asgari ücretin emekli, en düşük emekli maaşı %40 fazlasıydı. Şimdi ise %40 aşağısı. Gelin bunu asgari ücret seviyesine çıkartalım diyoruz. Yine seslenmiyorsunuz ve buradan kanunu zorunlu olarak oy çokluğunuz nedeniyle böyle geçiriyorsunuz. Ondan önce hatırlarsanız eğer, meclis tatile çıktığı zaman bizler memurlara ve emeklilere zam yapıldığı zaman %25 zam yapılmıştı. Memurlara da aynı zamanda da 8 bin lira seyyanen para verilmesi aylık olarak kararlaştırılmıştı. Burada seslendik, yapmayın dedik bunu. Gelin bunları emeklere de verin bu insanları. Yıllarca çalışmışlar, devletine karşı görevlerini yapmışlar, yaşlanmışlar. Şimdi kalan ömürlerinde 20 yıl mı, 30 yıl mı, 10 yıl mı kalan günlerinde rahat yaşamak istiyorlar, seyahat etmek istiyorlar. Ülkenin güzelliklerini görmek istiyorlar, komşu ülkelere gitmek istiyorlar ve sağlıklı yaşamak istiyorlar dedik. Kabul etmediniz. Ardından biz parlamentoyu olağanüstü toplantıya çağırdık. Gelin bu insanlara yardım, 5 bin lira, 10 bin lira seyyanın maaşlarına zam yapın. Yine kabul etmediniz. Ardından Kasım ayı gelince de 5 bin lira verelim dediniz. Sanki sadaka veriyorsunuz. Sanki dilenciye bir şey veriyormuşsunuz gibi. Bunu da yaparken kaşını gözünü yardınız. Doğru dürüst yapamadınız. Çalışanlara vermiyoruz dediniz. Sonra hallettiniz. Biz buradan muhalefet olarak seslendik. Emekliler seslendiler. 1 milyon 200 bin üyeli sendikalar, dernekler, 200 bin üyeli sendikalar bağırdılar ve siz seçimlere doğru giderken bu 5 bin lirayı çalışanlara da verelim dediniz. Bu sefer ÇKS'si olanlara vermeyelim dediniz. Ardından baktık, bu sefer dediniz ki odalara kayıtlı, ziraat odasına kayıtlı, esnaf odalarına kayıtlı olanlar vermiyoruz dediniz. Oysa ki sistemin bir azizliğiydi bu. Sistemin azizliğini gidermeniz gerekir, onlara da vermeniz gerekiyordu. Ve ardından da onlara da verdiniz. Düşünebiliyor musunuz ki her ay 5 bin lira vermeniz gerekirken bu insanlara, bu emeklilere. Ama siz geldiniz, bizim dediğimiz noktaya tam 3 ay sonra bir kanunu, tam 3 defa değiştirerek buradan bir kanunu geçirdiniz. EYT'lere gelince, bunlar da emekli yaşa takılanlar. Dediniz ki 99 yılında çıktı, bizim iktidarımıza çıkmadı ve bunlarla ilgili olarak bu Tamamlayın Sayın Özdağ. Tamamlıyorum. Neden? Çünkü dediniz ki İskandinavya ülkeleri bu nedenle batmıştı dediniz. Ve ardından şöyle söylediniz. İktidarımıza da mal olsa asla bunu çıkartmayacağız. Ardından çıkarttınız. Onun da kaşını gözünü yardınız. Ve EYT'leri en sonunda çıkarttınız ki muhalefet çok ciddi şekilde bastırmıştı. Bu sefer de 5000 prim günü olanları emekli etmediniz. 3600 prim günü olup da kısmi emeklilik olmak isteyenlere de yine aynı şekilde bunu vermediniz. Şimdi yine aynı şekilde de bir problem daha var. Bağkurlu ile sosyal güvenlik arasında bir şahıs çok prim günü yapmış, çalışmış ama bir diğeri az prim günü yapmış. 7000 çalışmış, 7000 prim günü var. 7000 prim günü alan fazla alıyor. 9000 prim günü alan ise daha fazla, daha az maaş almış oluyor. Bu çelişkileri de gidermeniz gerekiyor. Yıllar arası eşit ve yüksek katsayı baz alınmalı. Adil ve insanca bir emeklilik mutlaka hayata geçirilmeli. En düşük emekli maaşının asgari ücret kadar olması sağlanmalı. Emekli aylıkları satın alma gücüne göre tatbik edilmeli. Bağkur, SSK, emekli sandığı ayrımı resmiyete bir gibi görünse de uygulama... Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 16 milyona yakın emeklinin çoğu neden açlık sınırının altında yaşıyor? Maaşları neden 10 bin lira ve civarında? Neden? Çünkü AK Parti, MHP, Cumhur, zulüm, çıkar, suç ortaklığı devam ediyor. Bu ortaklık devam ettiği müddetçe, ey 16 milyon emekli, sana sesleniyorum, durumun düzelmez. Buradan istediğimiz kadar emeklinin maaşını yükselt deriz ama bu iktidar, bu ittifak hayatta olduğu için zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan bu iktidar, bu ittifak ayakta olduğu için emekli senin durumun düzelmez. Bunu çok iyi bil. Biz burada binlerce defa bu iktidara dedik ki emeklinin durumu perişan, aç sefil, ikinci bir işte çalışıyor, bize cevap veremediler. Dedikleri en çok ne oluyor biliyor musunuz? Ekmek bulamıyorlar diyoruz. Ekmek bulamıyorlarsa istakoz yesin diyorlar.
Bu mahiyette bir kafaları var. Anlamıyorlar, bilmiyorlar, hissetmiyorlar. Bakın 2002 yılında sizin iktidarınızın başladığı yılda emekli asgari ücretin 1,5 katına yakın bir maaş alıyordu. Şu anda asgari ücretin neredeyse yarısına yakın bir maaş alıyor. Bunu inkar edebilir misiniz? İnkar edemezsiniz. Emeklinin durumu felaket. Ama ben bakın bunu tüm emeklilere söylüyorum. Bu iktidara oy vermekten vazgeçin kardeşim. Bakın sizi daha da kötü bir yere götürecek. Emekli şu anda Türkiye'de 300 dolara yakın bir maaş alıyor. ABD'de 3000 dolar alıyor. Avrupa ülkelerinde 1000-1500 euro alıyor. Açlık sınırı 17.725 Türkiye'de ve emeklinin çoğu 10 bin lira alıyor. Yoksulluk sınırı 57 bin lira. Emekli ikramiyesi sürekli düşüyor. Emeklilerin milli gelirden aldığı pay sürekli düşüyor. Ve şu anda bakın neden ekonomiyi söyledim? Çünkü 128 milyar dolar skandalını saklayanlar ekonomiyi mahvetti, berbat etti. Tarımı bitirenler, hayvancılığı bitirenler, enflasyonu %200'e vurduranlar mahvettiler ekonomiyi. Bundan dolayı emekli bu halde değerli arkadaşlar. Üretim var mı? Yok. Esnafın durumu berbat bir durumda. Ve bundan dolayı emekli daha da kötü günler görecek bu iktidar, bu ittifak döneminde. O yüzden son seçimde gösterdiğiniz... Sayın Gergerlioğlu tamamlayın. Evet, son seçimde gösterdiğiniz sarı kartı ey emekliler çok daha etkili bir şekilde gösterip kırmızı kartı gösterin. Ben burada bir de şunu söylemek isterim. Burada aylardır Uluslararası Lahey Adalet Divanı'na Türkiye'nin Güney Afrika'nın yanında katılan olarak katılması gerektiğini söyledim. Şuradaki AK Parti sıraları bana hep dedi ki öyle bir şey yok. Mevzuatta öyle bir şey yok. Güney Afrika'nın yanında katılamazmış. Aç da bak. Ya biraz ilkeli olun arkadaşlar. Biraz ilkeli olun ve dersinize çalışın. Biz buraya bilmeden çıkmayız. Soykırım sözleşmesinin 9. maddesiydi. Bakın o kadar İsrail hamaseti yaptınız. 3. ülke olarak başvurdunuz. Nikaragua ve Kolombiya'dan sonra. Büyük bir skandaldır bu. Ve şu anda... Diplomatik ilişkiler de bitmiş değil ve ticaret de en son Mayıs ayında ancak bitti. Büyük. Öneri üzerine videoyu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.